Herkese merhabalar. Bu bölüm sizlerle birlikte Xiaomi Redmi 8 modelini kutusundan çıkartıp kutu tasarımı nasıl, cihazın genel olarak tasarımı nasıl, teknik özellikleri neler bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu bir inceleme videosu değil aslında. Bu videoda size bu telefonu satın aldığınızda kutu tasarımı nasıl, cihazın genel olarak tasarımı nasıl bunlardan bahsetmek istiyorum. Redmi 8 modelini aldığınızda bu tarz mat bir yapıya sahip bir kutuda bizleri karşılıyor. Bu cihaz aslında orta seviye, kısmen alt seviye diyebileceğim bir cihaz olmasına rağmen kutu tasarımı oldukça premium olduğunu söyleyebilirim. Burada Xiaomi'nin üst modellerini satın aldığınızda da bu şekilde bir kutuda bizleri karşılıyor. Kutuyu ilk açtığımda burada Redmi 8 cep telefonum bulunuyor. Benim aldığım model siyah renkli modeli bu şekilde. Aslında tam siyah değil, biraz da griye kaçan bir rengi var ama oldukça güzel. Bu arada bu cihazın iki farklı rengi var. Hatta üç farklı rengi var. Biri siyah, diğeri mavi, diğeri de kırmızı. Mavi ve kırmızı rengini aldığınızda şeffaf bir kılıfla karşılıyor. Siyah rengini satın aldığınızda ise burada siyah füme tarzında bir kılıf bizleri karşılıyor. Kılıf oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Kutu içerisinden de bu tarz bir kılıf çıkması oldukça güzel aslında. Kutu içerisinde USB kablomuz ve şarj adaptörümüz de bulunuyor. Ancak ben kutuya dahil etmeyi unutmuşum. Bu üründe kulaklığımız bulunmuyor. Diğer tüm Xiaomi modellerinde olduğu gibi. Şimdi bunları bir kenara ayırıyorum. Cihazın tasarımına baktığımızda oldukça ele oturan bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Aslında günümüzde artık 6.5, 6.6 inç ekranlara alıştığımız için bu tarz telefonlar biraz daha küçük bile gelebiliyor artık elimize. Hazır ekran konusu açılmışken bu cihazımızda 6.2 inçlik bir ekran bulunuyor. Bunun yanında 12 megapiksellik ana arka kameramız, bunun yanında 2 megapiksellik de ikinci kameramız bulunuyor. Selfie kameramız da 8 megapiksel olarak bizleri karşılıyor. Cihazımız 18 Watt hızlı şarj destekliyor. Kutu içerisinden de hızlı şarj edebileceğiniz adaptör çıkıyor. Cihazın depolama tarafına baktığımızda 64 GB'lık bir depolaması. Bunun yanında 4 GB RAM ve en önemlisi Snapdragon 439 işlemci bulunuyor. Şimdi cihazın bu şekilde buradaki etiketlerini çıkartıp bir rengini size göstermek istiyorum. Bu arada ekran... Evet, gördüğünüz gibi aslında tam siyah değil. Biraz da böyle füme renge kaçan, koyu griye kaçan bir rengi var. Ben oldukça beğendim. Normalde aslında Xiaomi modellerinde fırçalanmış yapıya da alıştık. Ama burada parlak bir malzeme var. Bu aslında parlak malzemeyi severim ben ama maalesef bu tarz parlak telefonlar şu anda gördüğünüz üzere parmak izi çok bırakıyor. Ama önemli değil. Benim için önemli olan telefonun performansı ve genel olarak teknik özellikleri aslında. Burada telefon gayet ele oturan bir yapıya sahip. Videonun başında şunu söylüyordum. 6.6 inç, 6.5 inç. Bu tarz ekranlara alıştık. Aslında bu ekran biraz daha günlük kullanımda daha güzel geldi bana. Daha iyi geldi. 6.2 inç bir ekranı var. Burada elinize aldığınızda direkt olarak aslında oturuyor. Burada tek parmak kullanımı zor olacak ama önemli değil. Bu cihazda biraz daha aslında kolay. Şimdi ilerleyen günlerde bu cihazın bir de detaylı incelemesini çekmeyi düşünüyorum. Bu cihaz hakkında merak ettikleriniz varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. İnceleme videomda bunları detaylıca aslında ele almış olurum. Burada birkaç fotoğraf çektim şu an. Bunlar bulunuyor. Menü geçişlerine bakalım. Bildiğiniz üzere Xiaomi cihazlar normal iPhone'lar gibi bu tarz tüm kullandığınız uygulamalar ana ekranda bulunuyor. Menü giriş çıkışları güzel aslında. Günlük kullanıma gayet uygun olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir takılma ve benzeri şeyler mevcut değil. Evet arkadaşlar, bu bölüm bu cihaz hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.